Foto maçta forvet hakkına hattına Viking başlığı tercih edilmiş hmm. Joshua King ile. Anlaşıldığı şeklinde bir e, haber. Yine Fanatik gazetesinde King bitiyor, devamı gelecek. Volkan Demir sabah gazetesinde King Fenerbahçe'de başlığını e, atmış. Sabah Spor'un 5 Temmuz'da duyurduğu Fener, e, Norveçli futbolcunun transferi tamamlandı deniyor. Hatta detayına da bakalım e, Volkan'ın haberinde. Watford'da sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki kanatla her konuda anlaştı. Joshua King birkaç gün içinde İstanbul'a gelip 2 artı 1 yıllık imzayı atacak şeklinde bir haber. Hı hı. E, dediğimiz gibi bir hafta önce başlayan bir süreçti aslında bu. Ondan sonra bir böyle unutuldu. Bir hani e, Fenerbahçe yönetimi hemen üstünü kapattığı için tekrar o süren görüşmelerde bayağı bir ilerlendi. E, i̇ş artık final aşamasında. Evet. Hani bugün yarın bitecek gibi gözüküyor. Takıma ne kazandırır? Bence mantıklı bir adım olur. Yani e, bitirici vuruşları olan hızlı bir isim arıyor hı hı. Fenerbahçe. Serdar Dursun'dan farklı bir profil daha arıyor. Eldekilerden faydalanamayacağı kesin. Ancak e, Fenerbahçe'nin yedeği olabilecek durumda eldeki isimler. E, bir de Sorloth iddiası var tabii. Onu da tabii. bağlayalım beraber. Evet. Yani hem Sorloth hem Joshua King olursa bambaşka bir forvet hattı olur Fenerbahçe için çünkü formda oyuncusu da var elinde. Serdar'la beraber 3 tane kritik ve eldekilerle beraber tabii ki 4 tane net isim olur. E, Joshua Sorlot e, banka oynar. E, gerisi de düzen. Sörlot'un olma olur. ihtimalini ne kadar görüyorsun? Suat? Zor görüyorum. Bon servisinden dolayı oyuncu muhtemelen iyi bir kontrata hemen gelecek durumda. Hı hı. E, yani bir de her takıma teklif ediliyor şu anda. Galatasaray'ın da gündeminde, Fenerbahçe'nin de gündeminde, Beşiktaş'a da önerildi. Yani Böyle bir durumda Sörloth. Her gün konuşuyoruz, konuşuruz daha da. Evet. E, alan çarlı çıkar ama bon servisi ne kadar olacak o kritik soru işte. Leipzig iyi para dedi çünkü ona. Evet. Şimdi Thiago e, haberini istersen biraz değerlendirelim. Yine Hı -hı. dün açıklanan bir transferdi. Dün İstanbul'a da geldi Thiago Çukur. E, Fenerbahçe'de Watford'dan e, alındı oyuncu. Ne dersin bu transferden ne beklemeli Fenerbahçe? Ne beklemeli? Bir kere açık ve net konuşalım. Hiçbir şey beklememeli. Yani şu anlamda hiçbir şey beklememeli. E, oyuncu sizin birinci forvetiniz değil, ikinci forvetiniz değil, belki üçüncü forvetiniz değil yapılacak transferlere göre. Fenerbahçe kadrosuna genç ve yerli bir gurbetçi oyuncu, Hollanda doğumlu bir oyuncu kazandırdı. Deneyecek, bakacak, ne kadar fayda sağlayacak, ona göre geleceğini şekillendirecek. Yani oyuncuya bir anda böyle yıldız muamelesi yapmak, birinci forvet gelmiş gibi davranmak e, hata olur. Oyuncuyu da kaybederiz. E, İngiltere'ye transferi şöyle oluyor. Boşta kalıyor Hollanda'da 6 ay 6 ay önce. Sonra Watford'un hocası eski bizim Kıbrıs doğumlu Ömer Rıza e, o istiyor bildiği için e, o Watford'a transfer ettiriyor. Ondan sonra geçen sene Donchester'de e, geçiriyor İngiltere'de. Bir alt lige düşünce takım Eleştirilerinde odağında oluyor ama gelişim açık olduğu bilgisi var. Öğrenmesi gereken şeylerle beraber e, fizik ve potansiyeli buna uygun. Fenerbahçe bence doğru adresi olabilir. Türkiye'de boy göstermesi ve gelişimine katkı sağlaması açısından Fenerbahçe ile beraber yükselecek bir oyuncu profili hı hı. çiziyor bize. E o için de gelecek deniyordu hı hı, ama evet. zannediyorum transferinin biraz zora girdiğine dair haberler var. Bir de hı hı. İsmail Yüksek'in tabii iyi performansı hı hı. sonrası Jorge Jesus'un o bölgeye bir transfer yapılmasını istemediği hı hı. yönünde haberler evet. görüyoruz bugün gazetelerde. Bu konuyla ilgili neler söylersin? İsmail yeni sezonda hı hı. acaba o formanın doğrudan sahibi olabilecek midir? İsmail'den başlayalım. Harika başladı. Hull City maçında çok beğendim. Hı hı. Ee, yani bazı oyuncu güvenini göremezsin ama o sahada öz bize verdi geçen sezon birincilikte düzenli oynadı iyi forma giydi iyi form gösterdi hı hı. bununla beraber evet adayı ama şu amayı koymak lazım bir iki maçta yaptığı hata çünkü bölgesi çok kritik savunmanın üstüne dalga dalga gelen rakip hücumda hızlı hücumcularda yapacağı hatalarla oyuncuyu sileceksek şimdiden o bölgeye takviye yapılsın ki İsmail'in üstünde yük kalmasın hmm. yani gele 10 senemizi belki milli takımda kurtaracak bir oyuncuyu e, yok etmeyelim ona dikkat etmek lazım Brezilya'dan oyuncu almak çok zordur yani bir anda garip garip menajerler çıkar hiç bilmediğiniz sözleşme detayları çıkar e, bu transfer için söylemiyorum genel bir yorum yapıyorum Bon bonservisinin %10'u ailesindedir %40'ı kulüptedir %50 menajerdedir hiç e, anlamadığınız son dakika işler çıkar o yüzden de Aroa veda etti ama e, bu transferde ben çok bir sorun göremiyorum. E, dediğim gibi ufak deti, tefek defek şeyler var ortada. Hı hı. Peki şimdi Arda Güler hı hı. konusuna biraz değinelim istersen Suat, zira bugün bütün gazetelerde Arda ile ilgili haberler görüyoruz, e, özellikle menajerlerden de konuyla ilgili görüş alınmış. Onu ayrıca soracağım sana. Öncelikle Sabah gazetesinde Volkan Demir'in yine Arda ile ilgili bir haberi var. Onu bir okumak istiyorum. Kimseye verme başlığıyla Arda'nın gol sevincini Masör Özkan Alaca ile yaşamasının perde arkasını Sabah Spor aralıyor şeklinde bir haber. 17 yaşındaki Yıldız 60. dakikada Masör Alaca'na free kick olursa kimseye verme sen kullan gol olacak sözleriyle oyuna girdi. 87'de kazanılan serbest vuruşta golü atınca da direkt Özkan Alacaya koşup teşekkür etti. Şeklin güzel bir haber. Evet. E, çok görmüyoruz böyle Hı -hı. haberleri. Arda da gerçekten her e, yaptığıyla bir şekilde haber almayı gündem almayı başarıyor şimdiden. Yani gençliği bir yana, sempatikliği bir evet. yana, kaliteli duruşu bir yana, futbolu bambaşka Tabii. bir yana. Böyle bir oyuncu var, böyle bir oyuncu profili var karşımızda. Ee, ben düzenli oynatılmasından yanayım. 17 yaşında bir oyuncu ve hücum oyuncusu e, düzenli oynadığı zaman Fenerbahçe'ye büyük şeyler katacaktır. Türk futboluna büyük şeyler katacaktır. O ayağını basışı, o vuruştaki stili, tekniği, pas özelliğiyle Türk futbolu Emre Belezoğlu'ndan sonra o hep beklediğimiz on numara forvet arkası, orta saha e, hedefine ulaşmış gibi gözüküyor. Yerine biri alınmamalı. Yani 17 yaşındaki futbolcuların neler yaptığını unutmayalım. Bir yıldız çıkıyorsa 17'sinde de yıldızdır. 18'sinde de 16'sında da. E, bu potansiyeli gösteriyor. Daha ne yapsın oynamak için? Düzenli oynatılması lazım. Ki bence oynayacaktır. Şu golüyle de onu perçinledi. Gelelim diğer tarafa. Masörle bu yaştaki bir çocuğun ilişkisi normaldir. Futbol takımlarının içinde de bir hiyerarşi vardır. Arda'ya da en yakın davranan, ona ona destek olan daha e, insanlar var. Kulüp çalışanlarıyla ilişkisinin başarısını da görüyoruz. Bu Arda'nın tabii ki başarısı yaşıyla alakalı değil. Bütün herkesin desteğini aldığınız zaman bunu sahaya da pozitif yansıtırsınız. Bu her sektörde böyledir. Size destek olanlar, arkadan motive edenler varsa işinizi de daha düzgün yaparsınız. Bu arada e, dün Ahmet Akcan konuğumuzdu. Hı -hı. Dedi ki Şimdi Hal City maçında gösterdiği evet. performans dedi muhtemelen Jorge Jesus'un kafasını karıştırdı Arda dedi. Kesinlikle. Ee, planlarında belki de yoktu hani son Hı -hı. 15 dakika 20 dakika evet. belki yine İsmail Kartal örneğinde olduğu gibi son yarım saat oyuna sokacaktı. Arda'yı böyle bir profil olarak görürken bir anda ilk 11 oyuncusu olabilecek performansı gösterdi ve bence Jesus'un kafası karıştı yeni sezon öncesinde dedi. Kesin, mısın? Kesinlikle katılıyorum. Yani hep bir şüphe vardı çünkü e, İsmail yüksekte konuştuğumuz gibi Acaba mı dersiniz ama sezon içini tam değerlendiremezsiniz. E Bu noktada da e, Arda'nın performansı, hocasının zaten o andaki yüz ifadesi de evet. kameralara yansıdı. Harikaydı yani. Bir şaşırdı. Hani koşsam mı, dursam <laughs> mı? Çevresine baktı onlarla mı paylaşsam diye. Ne yapacağını bilemedi. Evet kafası karışmış. Karışsın da. Tabii. Yani karışsın kafası ki Arda'lar oynasın. Kafası böyle şeylerden oynuyorsun. dolayı karıştı. Kesinlikle öyle. Yani bu... E, Türk futbolunda bence ikinci yıldız Arda geliyor. Artık geldi de devamına bakacağız.